Allah'ın min Şeytanı Rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 21. lemada 167. Bir kısım kardeşlerim hususi bir mektuptur. Bir kısım kayıt öyle. Yazıda usanan, eskide matbaa yok, yasak, Risale-i Nur bunlarla çoğaltılıyor. Bunlar çok demem lazım çünkü bunun üzerine kurulacak. Yazıda usanan ve ibadet ayları olan şuhru selasede. Üç aylar gelince örfümüzde, töremizde üç ayların da İbadet olur, her şey bırakılır. Yani hususi ibadetler, Kur'an'la, zikirle, namaz, daha çok Kur'an oluyor. Tamam, bu da iki. İbadet ayları olan şuhru selasede sair evradı, beş cihette ibadet sayılan haşiye, bu kıymetli mektupta üstadımızın işaret ettiği beş nevi ibadetin kendilerinden izahını talep ettik. Aldığımız izah aşağıya yazılmıştır. Peki ben metni okuyayım da ondan sonra şey yapayım. Anlaşılmıyor bu sefer böyle okursam. Bir de okuyayım. Yazıda usanan ve ibadet ayları olan şuhru selasede sair evradı, beş cihette ibadet sayılan Risale-i Nur yazısına tercih eden kardeşlerime iki hadis-i şerifin bir nüktesini söyleyeceğim. Burada bir haşiye düşmüş, ibadet sayılan. Yani, üç ayları gelince hususi bir meşrep öne çıkıyor. İnsanlar kendileriyle meşgul. Bu bir. Yazıdan da usanmış. Böyle bir zamanda Risale-i Nur'u neşretmeyi bırakmışlar. Üç ayları girince hizmet bırakılıyor. Evratla, eskarla meşgul oluyor. Bir de yazıda usanmışlar. Dolayısıyla Risale-i Nur yazısına tercih etmiştir. Oysa Risale-i Nur yazıyla çoğaltılıyor. İnsanlara yazarak ulaşılıyor. Matbaa yok ve yasak. Yazanlar takip ediliyor. Tevkif ediliyor. Sürgüne gönderiliyor. Dolayısıyla hizmet durmuş. Üstad da bunu kaleme almış, bu olayı. Üstad diyor ki, beş cihette ibadet sayılan Risale-i Nur'u yazmak. Risale-i Nur'u yazmak, beş cihette ibadet sayılıyormuş. Herhalde anlaşıldı. Bir, en mühim bir mücahede olan ehli dalalete karşı manen mücahede etmektir. En mühim bir mücahede olan, en büyük, en mühim bir mücahede olan zındıka, ondan daha büyük bir şey var mı? Sufyaniyet, Kemalizm. En büyük mücadele bu. Bunu şey yapar mısın? İşaret icazımı getirir misin? Sana zahmet. İki, ustadına neşi hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir. Ustad madem vazifelidir, tam asıl imamıdır. Ustadına neşe hakikat cihetine yardım suretine hizmet etmektir. Üç, Müslümanlara iman cihetiyle hizmet etmektir. Dört, bize şey geliyor bunlar biliyor musun böyle? Ramazan ya, biraz da rahavet başlamış böyle hepimizde. Bunlar sıradan bir cümleler zannediliyor, bir bilgi veriliyor zannediliyor.
Bak mesela Müslümanlara iman cihetiyle hizmet etmektir. İman ha? Yani eylem, fever. Pek şey alamıyoruz gibi geliyor bana böyle. Kendimizi veremiyor muyuz? Bak şimdi. 167. Bak, birincisi neydi? En mühim bir mücahede olan ehli dalalete karşı manen mücadele etmektir. Manen, onu açmak için bir yer okuyacağım. Siz nasıl anladınız da ben anlamadığım için bir yer açıyorum. İşaratul İcaz 174. Bu yeri Rüştü abi bize Tahir abiden naklederek vermiş. Tahir abiye gelmişler. Tahir abi demişler ki bir kenarda bir köşede Risale okuyarak, Cevşen okuyarak nasıl hizmet olur? Demişler. Çok ilginç. Bir daha söyleyeyim. Tahir abi bir yerde Cevşen okuyorsunuz, Risale okuyorsunuz. İndir bindir Risale, çay içiyorsunuz, Cevşen. Yani bunun ya nasıl insanlara ulaşılacak illa şey diye. Aynı şöyle söyleyeyim. Bu da burayı açmış. Bize naklettiler. Benim de hafızamda kaldı. Bu tür soruları buraya açıyorum. Sual. Aynı soruyu burada varmış. Bir faskın fıskı ile arzın mütesir olması akıldan uzaktır. Ayette yufsidûne fil ard. Yani bir faskın fıskı ile arz dünya mütesir oluyor. Efendim yağmurlar değişiyor. Kuraklık oluyor, deprem oluyor, zelzele oluyor. Ne alakası var yani? Soru soruyor. Böyle olur mu yani? Böyle yorum yapıyorsunuz. Bu fiziksel bir olaydır. Astronomi bir olaydır. Bu yani bir fasıkın kenarda, mefhumu muhalifiyle tersi de var bunun. Mesela bir kenarda adam içki içiyor, gayrimeşru yapıyor. Ne bileyim, haram şey yapıyor evde, oda, otelde, şurada, burada. Yani ki arz ne alakası var? Anladınız mı? Bir de okuyayım. Bir faskın fıskı ile, bir faskın günahı ile şu dünyevi hadiseler, depremler, ya kuraklıklar gibi olması, arzın müterisi olması, müteessir olması akıldan uzaktır. Mefhumu muhalifi ile de bir insan bir yerde cevşen okuyarak, Kur'an okuyarak, münacat ederek, dua ederek bir insana bir şey anlatması, ya bütün kainatı alakadar etmesi biraz akıldan uzaktır. El cevap, madem ki arzda nizam var, muvazene de olmalıdır. Yani bu kainatta bir nizam var. Var? Var. O zaman bir muvazene var. Yani şu arzdaki muvazene şu. Hak batıl, doğru yanlış. Karanlık beyaz, siyah beyaz, soğuk sıcak, yani böyle zıtların cemidir burası. Ama dengelidir. Dengelidir. Bir tarafta bir şey eksik veya fazla olursa sistem bozuluyor. Hatta nizam muvazeneye tabi. Yani kainattaki o nizam, yani tanzim ederken, o dengeyi bozmamak üzere kurulmuş. Dünya böyledir. Hatta beş tane fizik var ya, astrofizik, metafizik, biyofizik, fizik, keos fiziği. Normal bir fizik var, astrofizik var, biyofizik var, bedensel fizik var, metafizik var. Bir de yeni çıkmış, yeni filizlenmeye başlamış, keos fiziği var. Keos fiziğinin konusu çok ilginçtir. Şu misalle ortaya çıktı. Afrika'da bir kelebek kanat çırparsa, Asya'da herhangi bir yerde büyük bir afatın olması olarak gözükür. Vasat bozulunca mı abi depremler? Depremler evet. Yani nasıl bozuluyor? Niye bozuluyor ona bakacak. Yani nizam var ya nizam, kainat, muvazeneye tabi.
Binaenaleyh bir makinenin dişleri arasına küçük bir şey düşerse, mesela bir saat düşünün. Saat. Saat çarklı saatler. Onların arasına, dişlinin arasına bir toz girse, saat mütesir olur. Makine mütesir olur. Büyük bir makine. Belki de faaliyeti durur. Yani küçük bir şey ama büyüğünü aktif ediyor. Mesela biz zannediyoruz ki arabaya bastığımız zaman motor çalışıyor direkt. Hayır. Kontağa bastığımız zaman motor çalışmıyor ilk önce. İlk önce motoru hareketlendiren küçük bir motor çalışıyor. Senin marşla, yani o marş motorudur, onu çalıştırıyorsun aküyle. Yoksa direkt volanı çeviremezsin. Direkt arabayı çalıştırmak yok. Küçük bir motor var, marş motoru. Marş da arabayı çalıştırıyor. Şimdi büyük bir fabrika düşünün, dev çarkları var. Fakat onu aktif edecek, onu devreye sokacak bir düğmedir. Düğmede bir küçük bir cihaz, işte saat gibi bir şey kurdun. Saat geldiği zaman tak o devreye giriyor, düğme açılıyor, fabrika çalışıyor. Dev fabrikalar basit bir hareketle aktif oluyor. Eğer o çarkın içine, küçük çarkın içerisine bir toz giderse çark durur. Veya faraza iki dağ bir teraziye tartılırken terazi muvazı olduğu vakit bir gözüne bir ceviz ilave edilirse muvazenesi bozulur. Yani iki tane dağ tartan terazi düşünün ama hassas. Burada da bir dağ, burada da bir dağ. Şimdi o kadar hassas ki buraya bir ceviz koysan bunu dibe, bunu da havaya kaldırıyor. Der misin ki Allah Allah, yani bir ceviz nasıl dağ havaya kaldırır? Kaldırıyor işte bak. Yani bir ceviz dağı nasıl oynatır? Oynatır işte kardeş. Yani bir kelebek kana çıkmasıyla Asya'da nasıl deprem olarak gözükür? Olur kardeş. Bir daha söylüyorum. İki terazi düşünün. Yani terazi iki kefesini düşünün. Bir tanesinde dağ, bir tanesinde dağ. Ama dengeli. Çok hassas cihaz. Ceviz koyduk mu bunu dibe, bunu da yukarıya çıkar. Tamam. Bu misalleri anladık mı? Bir muvazeneden bahsettiğim. İki, saatten bahsetti. Üç, teraziden bahsetti. Şimdi, dünyanın da manevi nizam makinesi böyledir. Dünya da bir fabrikadır. Onu aktif edecek, o motoru çalıştıracak marş motoru ayrıdır. Nedir o? Dünya denilen bu sistemi, çarkın, yağmur çarkı, güneş çarkı, bitkinin çıkması, deprem... Bunlar hepsi bir çarktır. Bütünü. Ama onları aktif edecek marş motoru insan. İnsan aktif ediyor. İnsanla alakalı. İnsandan çıkan duygular, fikirler, meyiller, eylemler. Yani yaptığımız her hareket bir eylemdir. Enerji salgılar ve ötelere gider. İşte dünyanın da manevi nizam makinesi böyledir. Mütemerrit bir fasıkın fıskı, günahında ısrar eden bir fasıkın günahı, arzın muvazene-i maneviyesinin bozulmasına vesile olur. Yani işlenen her bir hasene veya seyye, alemi manaya geçer, bir senelik toplanır ve Allah da berat gecesi o memlekete, o insanlara muamele etme şekli o beldeden çıkan hasenat ve seyyiat çekirdeklerini oluşturuyor. İşlenen günahlar ve sevaplar çekirdeği oluşturuyor alemi manada. O çekirdekte berat gecesinde aktif oluyor, ağaç oluyor. O sene Allah öyle muamele ediyor. Şeyse Bediüzzaman Hazretleri berat gecesi bu şey yapıyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri ehlinden aldığım nakle göre Ramazan diyor. Bir ayda Ramazan'da insanların durumunu gelecek Ramazan'a kadar Allah onlara öyle muamele etme şeklini, çekirdeğini oluşturuyormuş. Üstad Hazretleri Berat gecesi olarak kabul ediyor. Berat toplanıyor ve muamele ediyor. Demek ki
en mühim bir mücahede olan ehl-i dalalete karşı manen mücadele etmek. Anladık mı burayı? Burayı açmak için. Siz nasıl biliyorsunuz ama olsun, benim için lazımdı. İki, ustadına neşi hakikat cihetine yardım suretiyle hizmet etmektir. Ustadına neşi hakikat. Çünkü ustad asıl vazifelisidir. Üç, Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir. Dört, kalemle ilmi tahsil etmektir. Nun vel kalemi ve ma yesturun. Beş, bazen bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürü olan ibadeti yapmaktır. Bunun Kastamonu'da 228'de açmış diye notum var. Diyor ki, tefekkürü saatin hayru min ibadi senetin. Bir saat tefekkür bir sene ibadetten hayırlıdır. 23 sene evvel eski Said yeni Said'e inkılap ettiği zaman tefekkür mesleğine gittiği için tefekkürü saatin hayru min ibadi senetin sırrını anladı. Her bir iki senede o sır ya Arabiya Türkçe bir risaleyi netice verip vesaire devam ediyor. Demek ki bir saat tefekkür, ama hiç kimse bir saat tefekkür etmez denilirse, çünkü oturup da bir saat tefekkür edemez. Bugün ne kadar ettin? 10 dakika. Yarın ne kadar? 5 dakika. Öbürsü gün 20 dakika. Toplam. Hayatında toplanıyor. Bir saat tefekkür bulursa, tefekkürü saatin hayru min ibadet senetin. Bir saat tefekkür bir sene ibadetten evladır, hayırlıdır deniyor. Tamam. Peki. Şimdi bunu biraz açmak istiyorum. Sonra aşağıya açacağım. Yazıdan usanmak. Yani olmuş, biliyor musunuz? Abiler olmamışsa bu yazılmaz. Abiler 3 aylar gelince hizmeti koydular rafa. Yani bu böyleydi. Birbirimizde gizleyecek halimiz yok. Rafa koydular. Ustad da bunlara bunları diyor. Peki. Emirdağ 1'de diyor ki 43'te bu yaz mevsimi gaflet zamanı. Niye? Derdi maişet meşgalesi. Herkes tarlada. İşi gücüyle. Demek ki yaz mevsimi gaflet zamanıymış. Niye? Derdi maişet meşgalesi. İnsana galip oluyor. İkinci bir gaflet sebebi. Evet, gaflet sebebi. Şuuru selası. Şuuru selase 3 ayların çok sevaplı ibadet vakti. Acayip bir şey. 3 ayların sevabının çok olduğu vakit gaflete sebebiyet veriyor. Hizmetin gafletine. Hizmeti bırakıyorlar. Evrat eskarıyla kendisiyle meşgul oluyor. İman hizmetini bırakıyor. Hizmet Allah'ın tarif etmiş olduğu hizmettir ha. Kendi kafasına göre dine muhalefet etmek kendisi hizmet olamaz. Böyle bir şey yok. Hani var ya böyle yeni yetmeler çıkmış, yeni haşa, yeni dini, dini adeta dizmeye kalkanlar var. İbadeti terk etmekle dine hizmet zannettirmiş. Başını açtırmakla ibadet ettirmiş, dine hizmet ettirmiş. Dine muhalefet ederek dine hizmet ettiğini iddia etmiş. Ve bizimkiler de yedi ya. Hiçbir İslam tarihinde, hiçbir tarih görmemiş olduğu bir tahrifat. Yani 3 ayları, bak şey yapmış. Ne yapmış? Niye gaflet zamanı 3 ayları? Çünkü kendisini düşünüyor. Burada günah işlemiyor ha. Bırakıyor bunu. Artık almış tesbihi, Kur'an'ı onu okuyor. Diyor ki o zaman, bak yine elhamdülillah orası çıktı. Zemin yüzündeki, sonra
Üstad diyor, aşağıda gelecek zaten. Risale-i Nur'la meşgul olmak, bu senin evrat, eskarından meşgul olmaktan daha sevaplıdır. Üçüncü gaflet zamanı, şimdi tevafuk ediyor. Zemin yüzündeki fırtınaların, yani bu coğrafi fırtına değil, silahla değil, diplomatik ve çarpışmaları zamanı olduğu cihetle. Şimdi öyle, diplomatik. Gayet kuvvetli bir metanet bu zamanda. Üç tane gaflet sebebi var. Bir, yaz zamanı. İki, üç aylarında hizmeti bırakıp kendisini düşürme zamanı. Üç, geniş dairede siyasi rekabet çekişmeler, silahla değil. Gayet kuvvetli bir metanet, yani bu dönemde yaşayan bir insanın hizmette istikametli olması, ihtine sırat-ı müstakim, gayet metanetli olması lazım. O kişi, Nurcu'nun. Fırtınada hemen camları kapıları, bacaları kapatıyoruz ya. İşte manevi fırtınada insanlar hemen kendisini dış dünyadan kapatması lazım. Yoksa fırtına giriyor, tarmar ediyor. Bir de duymayacak mıyız? Haberimiz olmayacak mı? Oldu da ne oldu? Ne oldu? Bir tane söyle. Bildin de ne oldu? Yani aslı vazifeni bırakmaktan başka ne işe yaradı? Moralin bozuk olduğu için evrat okumadın, derse gitmedin, yattın aşağı, bilmem ne yaptın. Evdekilerin huzurunu bozdun. Ashabiyetini sağda solda çıkarttın. Ona buna bana sataşarak yaptın. Evde kırarak dökerek ifade ettin. Öyle değil mi? Ne yaptın? Savaşa mı gittin? Niye yalandan velvele veriyorsun? Yalan ya. Bin Nurcu'nun mizanı bozmasıyla herhangi bir insanın, standart bir insanı bozması bir midir? Bir olur mu? O zaman işte o denge daha tehlikeli olur. İşte daha tabii. Olur mu? Mesela diyelim ki ben bu işi bıraktım şimdi. Ben şimdi size söylüyorum. Bu aldım, ben şimdi gittim Suriye'ye, Filistin'e savaşa. Bu işi bıraktım. Doğru mu? Bu işi yapan yok veya çok az. O işi yapan çok. Hepsini donmuşa bindir. Kimin ne dediği, ne ettiği belli değil. Sürü psikolojisi. Birisi çıkıyor, adam hemen ram oluyor. Din zannediyor. Oysa baştakiler İsrail, Yahudi. PKK'nın başındaki Asala olduğu gibi. En baştakiler. Ermeni şeyleri. Ama Kürt davası zannetmiş. Öyle gösterecek tabii. Asala bir anda kökü kesiliyor. Yurt dışında saldırı Türkiye'de başlıyor. Ama isim değişik. Yöntem değişik. Aynı adamlar. Filistin davası diyorsun. Ne yapıyorsun? Adam komünist. Kamplarında komünistik eğitim yapıyorlar. Filistin davasını zannediyorsun. Mesela. Adam İsrail ajanı. Hocam, iyi bakıyorsun, Müslüman Allah-u Ekber diyerek adam öldürüyor. Şimdi Müslüman mı şimdi bu? Ölen de Allah-u Ekber diyor, öldüren de Allah-u Ekber diyor. Şimdi Müslüman. Ya burada bir sorun var mı demek? Ha, böyle bir tuhaflık döneminde ne yapması? Gayet kuvvetli bir metanet lazım. Metanet ne demek? Ha? Dayanıklık yani güç mü yani böyle? Güçlü bir şey, rüzgara karşı, irfan gibi böyle bedensel, ha? Sabırdaki güçlü mü abi, sabırdaki dayanıklılık? Sabırdan o bir tanesidir. İhtina sırat-ı müstakimdeki güç. Sırat-ı müstakim güç. Üç kuvvenin ifrat ve tefritten azade olarak hattı vasat istikamete koyabilmesidir. Kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeyviye. İstikamet buradadır. Üstad öyle diyor. İstikamet orada. İstikamet dersine kullanıyorum. Beş vakit namazımızda Ya Rab ilmimizi artır demiyoruz. İhtina sırat-ı müstakim diyoruz. Yani bu. İşte metanet. Vazife-i Nuriye-i Kutsiye'de bir sebat olmasa. Şimdi adam Üstad demiş. Hiç adamın umrunda değil. Bedelini kim ödüyor? Sen ödüyorsun. Diyor ki geniş daire siyasi hadiselere bakma. Bakma, vakti değil. Çünkü hadis-i şeriflerde Mehdi gelene kadar gece gündüzdeki zulümler bitmeyecek diyor.
Gitmeyecek kardeşim. Hadis-i şerifte geçiyor. Gece ve gündüzdeki zulümler bitmeyecek. Sana vazifelisi diyor ki karışma. Ne yapıyor Allah? Bilemem. Önemli olan benim ne yaptığım. Vazife-i nuriye-i kutsiye'de bir sebat olması. Bazılar da bunu gayretsizlikle addedebilir. Gayretsizlik olması için senin vazifeni yapmaman olması lazım. Senin vazifeni onu yapmandır gayret. Vazifeni bırakıp vazifen olmayana karışmak vazife şeyidir, tembelliktir. Tembellik o işte. Vazifesizlik odur. Yalandan feveran ediyorsun. Esas yapman gerekeni bırakmışsın. Yapmaman gerekenleri burnunu sokmuşsun. Peki, Risale-i Nur'un hizmeti zararına bir atalet. Bak, Risale-i Nur'un hizmetine bir atalet, bir futur ve tevakkuf başlar o kişiden. Atalet, futur şu. Atalet yani adam kitap mı okuyacaktı, cevşen mi okuyacaktı, hizmete mi gidecekti, derse mi koşturacaktı, arabasıyla adam mı götürecekti? Hiç. Atalet, futur ise, tamam canım gideriz. Artık bezgincilik başladı. Şefk yok, şefk. Bir insanda şefk varsa arkadaşlar haberlerden uzaktır, vazifesini yapıyor demektir. Şefk yoksa geniş dairede boğuluyor demektir. Birinci sebebi buymuş. İkinci şeriat imamlarının dediği haramla besleniyor. Haramla beslenen namazından, ibadetinden, imanından zevk alamaz. Bu kesin. Haram yiyen de namazından lezzet alamaz. İmanından zevk alamaz. Tevakkuf başlar, durdurur, hizmeti durdurur. Aziz kardeşlerim, siz katı biliniz ki Risale-i Nur ve şakirtlerinin meşgul oldukları vazife, ruh-i zemindeki bütün muazzam mesailden daha büyüktür. Onun için dünyevi merak haber meselelere bakıp, vazife-i bakiyenize futur getirmeyiniz. Meyvenin dördüncü meselesini çok defa okuyunuz. Kuvve-i maneviyeniz kırılmasın. Çünkü evet, ehli dünyanın bütün muazzam meseleleri fani hayata zalimane olan dusturu cidal dairesinde gaddarane merhametsiz ve mukaddesat-ı diniyeyi dünyaya feda etmek cihetiyle kader-i ilahi onların o cinayetleri içinde onlara bir nevi cehennem veriyor. Risale-i Nur şakirtlerinin çalıştıkları ve vazifedar oldukları fani hayata bedel, baki hayata perde olan ölümü ve hayat-ı dünyeviyenin perestişkarlarına gayet dehşetli ecel celladının hayat-ı ebediye birer perde ve ehl-i imanın saadet ebediyelerine birer vesile olduğunu 2 kere 2 4 eder derecesine katı ispat etmektedir. Şimdiye kadar o hakikati göstermişiz. Elhasıl ehli dalalet muvakkat hayata karşı mücadele ediyorlar. Bizler ölüme karşı nuru Kur'an ile cidaldeyiz. Onların en büyük meselesi muvakkat olduğu için bizim meselemizin en küçüğüne bekaya baktığı için mukabil gelmiyor. Madem onlar divanelikleriyle bizim muazzam meselelerimize tenezzül edip karışmıyorlar, biz neden kutsi vazifemizin zararına onların küçük meselelerini merakla takip ediyoruz? Bu ayet la yedurukum men delle izâ tedeytum usulü İslamiyetin ehemmiyetli bir düsturu olan errazi bi zarar ile üzerine, yani birincisi neydi? La yedurukum men delle izâ tedeytum. Bak efendim abisi. Manasını oku mu abi? Ayetin manasını. Başkasının dalaleti sizin hidayetinize zarar vermez. Etmez. Başka lügatı bakacaksın ama yok. Ustad böyle vermiş. Onun için sana şey yapmadım. Başkasının dalaleti sizin hidayetinize zarar etmez. Sizler lüzumsuz onların dalaletleriyle meşgul olmasınız. Manası bu. Dusturun manası ise errazi bir zararıyla üzerine
zarara kendi razı olanın lehine bakılmaz, ona şefkat edip acınmaz. Yani adama söylüyorsun, kabul etmiyor veya şey yapmıyor ya. Artık şey yapıyorsun. Acayip bir şey ya. Bir tanesi dedim ki, bak solle elle yemek yeme dedim. Bir daha bana bunu söyleme dedi. Sofrada, yani başkasının yanında değil. Ya solle elle yeme dedim, onun hikmeti de şu. Bir daha bana bunu söyleme dedi. Ve bir daha demedim. Hep bunu okuyunca, errazi bir zarar lan üzerine. Şimdi adama diyorum ki, bak geniş siyasi daire, boş bana bakma. Bırak. La yedurum, la yedurukum bendelle izeh tedeytum. Başkasının, yani şey, başkasının dalaleti sizin hidayetinize zarar etmez. Sizler lüzumsuz onların dalaletleriyle meşgul olmasınız. Madem bu ayet ve bu dustur bizi zarara bilerek razı olanlara acımakta men ediyor. Evet. Mesela diyorum kardeşim bununla evlenme, bu sana hayır olmaz. O gün bana söyledin. Bunu böyle böyle özellikleri söylüyor. Daha evlenmeden bunları söylüyor. Uzak dur. Ne yapalım? Biz de bütün kuvvetimiz ve merakımızla vaktimizi kutsi vazifeye hasretmeliyiz. Onun haricindekileri malayani bilip vaktimizi zayi etmemeliyiz. Çünkü elimizde nur var, topuz yoktur. Biz tecavüz edemeyiz. Bize tecavüz edilse nur gösteririz. Vaziyetimiz bir nevi nurani mudafadır. Bu tetimenin yazılmasına sebeplerden birisi. Bunu niye yazıldı? Tamam. Şimdi burayı bunun için açtım. Bu kadar yerler var, izah edilecek çok yer var. Burayı açmamın sebebi şurası. Yani bu şey niçin yazıldı diye usta söylüyor. Diyor ki, Risale-i Nur'un bir talebesini tecrübe ettim. Hatıra da geçiyor. Bunun kim olduğunu usta söylemiyor ama hatırada anladığım kadarıyla Ceylan abi, genç çocuk. Risale-i Nur'un bir talebesini tecrübe ettim. Acaba bu heyecan, çocuk ya, o zaman Boğazlar meselesi var. Şimdiki siyasete karşı ne fikirdedir diye Boğazlar hakkında bir boş boğazlığı münasebetiyle bir iki şey sordum. Baktım ki alakadarane ve bilerek cevap verdi. Kalben yazık dedim. Bu vazife-i nuriyede zararı olacak. Ama alakadarane ve doğru cevap vermiş. Niye zarar olacak? Kalben yazık dedim. Bu vazife-i nuriyede zararı olacak. Yani Risale-i Nur'a zarar verecek bu. Niye? Bir kere vazifesi varsa atalet olacak. Futur olacak. Üç tane şey olacakmış. Bir, atalet, devre dişi, futur, bezgincilik, tevakkuf, bırakmak. Başka şeyle meşgul olmak olacak. Sonra şiddetle ikaz ettim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Şeytani ve siyaset. Bir dusturumuz vardır. Şeytandan kaçtığım gibi siyasetten de geniş dünya haberlerinden de kaçıyorum. Eğer insanlara acıyorsan geçmiş dustur onlara merhameti liyakatını serbediyor. Cennet adamlar istediği gibi cehennem de adam ister. Beşinci şuanın yine kısmen verdiği haberler tezahür ediyor. Yani Mustafa Kemal deccallıkta devam ediyor. Burada yazma da ben söylüyorum. Beşinci şua o. Ben oralara gelince benim şeylerim, adrenalim oynuyor. Demeden mümkün değil. Hiçbir şekilde, hiçbir yerde geçmemişim. Düğünde bile yeri gelmişse duramıyorum. Duramam. Onun deccal, bak şimdi ondan bahsetmiyorum. Deccal olduğunu her şey fırsatta demiş. Bak ondan bahsetmiyorum. Biz de diyelim yani. Şöyle bir şey var. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdular ki Müslümana ahmaklık yakışmaz. Ya Resulallah ahmak nedir? Bir delikten iki defa ısırılmaz. Zillet de yakışmaz. Zillet hakkında da şöyle demiş. Yapamayacağı işe girişmez. Eğer konuşacağın yerden sana gelecek zararı kaldırabiliyorsan yap. Taklit etme. Eğer oradan gelecek sana zararı
tahammül edemeyeceksen sus veya orayı terk et. Ya sükut, ya sıdk, yalan konuşma, ya sus. Efendim hizmet olur, evirip çevirim. Hayır, evirip çevirim olmaz. Seni takip edenler var. Yani hizmette takip eden cemaat var. Şimdi ben, bir şey soruldu. Ya susarım, ya doğruyu söylerim. İş atacağız da geçiyor değil mi? Ya sıdk, ya sükut, susmak. Ya sus, ya doğru söyle. İnsanlara birilerini güya kandırıyorum diye kendi etbaana ihanet etme. Bir televizyon demiş ki, ya demiş, onun kasetlerini, CD'lerini yayınlayacağız ama psikoloji ya, ya belli olmaz. Nereden bu dedim deccala girer, çakar, rezil oluruz dedim. Onun için cesaret edemiyoruz. Ciddi bir kanal. Psikoloji dersi bile ha, tevhid değil diyor. Çünkü nereden gireceği bu adama belli olmaz diyor. Bu oradan gir. Ya Allah Allah ya. Bunu demeden nasıl yaşarız ya? Evet, neyse. Birincisi, yuzanu midadul ulema'i bidima'i şuheda ev kema kal. Yani mahşerde, bu çok önemli, hepinize bakıyor. Bana bakıyor da keyfim artıyor ondan. Yani mahşerde ulema'i hakikatın sarf ettikleri mürekkep, şehitlerin kanı ile muvazene edilir, o kıymetli olur. Arkadaşlar, ulema mıyız? Yok. Bizim mürekkep de yok. Neyle yazıyorsunuz siz? Mürekkep yazan var mı? O ulemadır. Öyle mi? Değil. Tükenmez de yazıyorsunuz değil mi? Mürekkep değil o. Bak, mahşerde ulemayı hakikatin sarf ettikleri mürekkep, şehitlerin kanı ile muvazene edilir, o kıymetli ol. Allah Allah. Yuzanu midadul ulemai biddimai şuheda. Allah Allah. Efke makam. Bunu nerede izah ediyor? 82. İmam Ali radıyallahu anh işaret ettiği gibi perde altında her müştak kendi kalemiyle veyahut başka kalemle çalıştırmasıyla büyük bir ibadet ve ahirette şehitlerin kanı ile raciane muvazene edilen mürekkep ile mücahede hükmündeki kitabetle envar imanı neşetmektir. Demek ki Risale-i Nur'la alakalı notlar almak değil kendisi, çalışırken tefekkürü şeylerinizi notlar almak o mürekkeptir. Peki niçin? Ben çok ilgimi çekerdi. Şehidin kanıyla mürekkeple ne alakası var ya? Bir tanesini bak size söyleyeyim, çok ilgimi çekmişti. Şehit, niye şehit oluyor? Şehit olayım diye. Onu şehitliğe hazırlayan psikolojisini, inancını yerleştiren, ona o heyecanı veren kimdir? He? Alimler. Alimdir. Şimdi bakın, o şehidi, es-sebebül kelfail, şehit olmasına sebep, şehitlik ruhu var askerde, çocukta. Şehit oluyor. Onu hazırlayan, onu eğiten alimdir. Neyle eğitti? Mürekkebiyle. İhsaniyle. Ona o elbiseyi, libası giydiren alimdir. Alimliğin kıymeti nedir? Belli değil o. Mürekkebini kıyas ettik diyor peygamber. Anladınız mı? Bu mu oluyor abi? Şok olmanız lazım. Biz alimliğini bahsetmiyoruz diyor. Şöyle diyeyim. Cennetteki taşlar dünyanın hangi cinsinden olacak? Cennetteki taşlar falan, topraklar. Bu dünyada ne ile kıyas ediyor peygamber? Risal. Buradaki? Hayvanatla. Yani oradaki toprak, taşlar, hayvanatla. Peki oradaki hayvanlar nasıl olacak dünyanın? İnsanlar gibi olacak. Tevazu da. Tevazu ile söylemiyorsunuz ama. Tersten mi söyledin abi? Oradaki hayvan buradaki bitki olacak dedik de. Ne dedik? Oradaki? Hayvan burada insan olacak dedik de. Tam tersi olmadı mı?
Ters mi oldu? Hayvan yok abi. Hayvan insan yok. Hayvan için. Ha yok. Tamam. Tersine. Şimdi düzeltin, aferin. Oradaki taşlar, topraklar... Buradaki taşlar değil mi? Buradaki taşlar da bitiyor. Öyle değil mi? Yok yok. Yani oradaki taşlar, topraklar nasıl olacak? Buradaki hayvanlar gibi olacak. Oradaki yani bitkiler seviyesi, yani kalitesi. Oranın bitki kalitesi insan gibi olacak. Peki, taşı söyledik. Üste çık. Bitkiyi söyledik. Dünyada ne var? Dağlar, yıldızlar. Hayvan var. O cami. Bak, toprak, bitki, hayvan, insan. Oradaki taşlar, toprak, bu dünyadaki hayvanlar gibi olacak. Oradaki, yani kalitesinde olacak. Oradaki bitkiler, bu dünyadaki en zirve insan gibi olacak. Peki, oradaki hayvanlar ne olacak? Dünyada kıyası yok. Zaten insanın kıyası yok. Çünkü buradaki en kalite insan, cennetteki bitkiler gibi olacak. Şey, bitkiler öyle olacak, o kalitede. Şimdi, burayı anladık mı? Kıyas et. Allah Resulü de alimi kıyas etmiyor. Alimin ne olduğunu ulema, ümmeti, kembiye, beni İsrail, benim ümmetimdeki ulema, alimler, beni İsrail peygamberleri gibidir. Ha, alimi kıyas etmiyor. Alimin mürekkebi, şehidin kanı ile muvazene edilirse, alim nedir diyorum size. Mürekkep buysa. Ama diyeceksiniz ki ya biz nerede alimiz ya? Doğru. Burada da sormuş zaten. Burada da sormuş. Bak şimdi. Alimsiniz diyor abi. Ha? Alimsiniz. Bak gelecek yani. Daha demedi, duymadın sen. Ama okudun. İkincisi. Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti. فَلَهُ اَجْرُوا مِئَتٍ شَهِدٍ اَوْ كَمَا قَالْ. Yani bid'aların ve dalaletlerin istilası zamanında, bid'aların, bid'a, bid'a, tamam hepiniz aynı şey. Yani peygamberimizin demediğini, yapmadığını vesaire din adına koyanlar ve var olanı çıkartanlar, çıkan şeyler, bid'a, uydurmalar. Tamam. Böyle bida zamanında mıyız? Hem de son artık bitmek üzere, dönem bitmek üzere. Bidaların ve dalaletlerin istilası zamanında. Açıkan, alenen hadisler inkar ediliyor. Kütüb-i Sitte inkar ediliyor mesela. Bunu da din kisvesi altında böyle. Ulema-i Su. Hazreti Ali, Ulema-i Su diyor radıyallahu anh. İşkembesiyle ve uşkurluğuyla dine bağlı olanlar. Ulema-i Su. Bu zındık, yani hadisi değil diyor. Nereye göre? Bir bakıyor kafasındaki bilgiye göre, bu izah var mı? Zor. Hadis değildir diyor. Hadis inkar etmek, ayet inkar etmek de aynıdır. Çünkü Allah diyor ki ben ne diyorsa, şey peygamber ne diyorsa alın. Çünkü ben söylüyorum ona. İn huve illa vahyun yuha. O ona ne vahiy olmuşsa onu söylüyor, o da ne diyorsa alın. Bana imanınız varsa diyor. Adam rahatça, herkesin gözü önünde, yani böyle şaşırmıyorsunuz, kafir oluyor. Kafir adam din adına konuşuyor. Kafir. Zındık. Kafir olsa iyi gene. Münafık. Münafık olduğunu nasıl anlarız? Eylem itibariyle münafığın en büyük alametlerinden bir tanesi de kimle? Münafıkla beraber olur. 107 işaret icazla söylüyor. Çok ben size realiten yani o kadar zor değil münafığı tespit etmek. 107 işaret icazla diyor ki birbirine yakın olanlar birbirini celbederler ve cezbederler. 15. sözde de var. Kur'an hakkında şeytan diyor ki ya bu beşer kelamı olabilir mi diyor falan. Orada diyor ki olamaz diyor. Çünkü birbirine yakın olanlar birbirini taklit edebilir diyor. Mesela bir nefer diyor genel kurmay başkanını taklit edemez. Ama asker askeri taklit eder. Hani etse diyor bir nefer otursa diyor daimi edemez. Niye edemez? Hadi etti bir anda. Oturdu falan kan o falan sonra. Çünkü o genel kurmaya yakın olan daire onun paş olmadığını anlar.
Nasıl anlar? Bak bir misal söyleyeyim. Allah'ın izniyle bir şey değil. Ben bir kürsüde adamı göreyim. Ben bir nurcu ders yaparken kürsüde göreyim. Ders yapsın. Şöyle göreyim. Vallahi 3 dakika böyle okumasında, mimiklerinden, hareketlerinden bir kere masaya oturmasında anlarım bu işin ehli midir değil midir. Veya konuştuğu mevzunun hakimi, sahibi midir değil midir, papağan mıdır, taklit mi ediyor. Papağan gider not alır, bunları not alır. Kendisi de aynı dersi yapar. Ama sahibi değil, hemen her şeyi sırıtır. Hemen anlaşılır. Yani bir meziyet değil o. Bak, hadis uleması, muhaddisun, o kadar ruhlarını Allah hadise uygun yaratmış ki, Allah özel yarattı bunları. Muhaddisun deniliyor. Müfessirun değil, müştehidun değil. İmam Azam kimdir? Müştehittir. Müfessirun da değil, tefsirci de değil. Hadis imamları ayrı. Bir şey anlatayım ama çok söz lazım. Çok önemli. Hadis imamlarını Allah öyle acayip yarattı ki ruhları bu sistemde donatmış. Özel. Onlar diyor hadisi şerifi duysa hemen ruhlarında hadis olup olmadığını Allah Resulü ile irtibata geçiyorlar. Hemen dırdır değildir anlarlar. Ben bunu anlamıyordum. Nasıl olur ya bu sözü duyacak, hadis midir değil mi anlayacak. Ben kendimde uyguladım. Allah'ın izniyle hepinize söylüyorum, siz de bakın. Bir yerde Risale-i Nur okunsun. Araya sokulan cümle değil, kelimenin Risale-i Nur'da geçip geçmediğini anlarım. Bu külliyatta bu kelime yoktur. Mesela bu bazda. Mesela baz. Bir de şey diyorlar. Algılayamadım. Ne kadar gıcık olduğum bir cümle. Müştehitlere şey diyorlar, bilginler, İslam bilginleri, ağzı utanıyor müştehit demeye. İmam Azam'a bilgin diyor. Bilgin. Ondan sonra algılayamadım. Bunu nasıl kullanıyorlar anlamıyorum ben de. Nasıl ağzınızı almış? Algılamak. Anlayamadım. Anlayışı, anlayış desene arkadaş. Niye böyle kendin olmaktan utanıyorsun? Ben de onun için feveran ediyorum. Niye sen olmaktan, ecdadın olmaktan, sen olmaktan utanıp da başkası olmaya çalışıyorsun? Niye başkası olmaya çalışıyorsun? Başkası sen olsun. Niye sen başkasını taklit ediyorsun arkadaş? Bu gavurlardan geçmiş. Gide daire açılmış, berbat etmişler. Bir sürü kelimeler girmiş. Mesela, hemen nasıl anlarız? Sadeleştirme namı altın Kastamonu 146'yı işte ben diyor şu parça şu parçaları bir araya getirip top güllesi 72 top güllesi gibi mekteplere atarsınız. Risale-i Nur diyor, bak soktuğu cümle hemen biz de sanıyoruz. Risale-i Nur diyor eski Osmanlıca ile konuştuğu için diyor sen yeni mekteplilere yeni Türkçe ile konuşursun diyor. Bak Risale-i Nur'un uslubuna ne kadar uygun yaptı ama hain bak buraya nasıl onun üstü zanına inanayım inin. Buraya sokmuş Risale-i Nur. Eski Osmanlıca ile konuştuğu için yeni nesil anlayamaz diyor. Siz diyor yeni nesile yeni Türkçe ile konuşursunuz. Aynı böyle mi yazıyor? Aynı böyle yazıyor. Ben de şahitim var. Bir şey de var telefonu. Silinmiş abi yoksa telefon silmiş de. Ben de var ya WhatsApp'ta attılar şey. Aynı. 146 mı neydi kastım? Yani Risale-i Nur eski Osmanlıca ile konuştuğu için hemen anlıyoruz da ruhunu anlıyoruz. Yani tercüme etse bile. Yani burada inanırdım yani böyle hakikaten çok iyi niyetler de yanlış yapıyorlar. İyi niyetli olup da yanlış yapana hücum edilmez o kadar. İkaz edilir vesaire. Ama burada bir hainlik var yani. Olmayan cümleyi sokuyorsun. Böyle yapılsa iyi olur diye bitiyor cümle abi. İyi olur bu şekilde. Ha iyi olur. İyi olur diye mi bitiyor? Evet abi. Yani niçin misal verdim? Hadis imamları nasıl anlar ben nasıl anlıyorsam diye kıyas et. Ki ben böyle değilim de, hani kendi dünyamdan örnek veriyorum. Risale-i Nur'a aşina olanlara söylüyorum. Normal Allah aşkına 4 defa derse gelen yeni isimle söylüyorum. 4-5 defa gelen. Ha bir sene devam et, ha biraz insaflı olan. Bir sene Risale-i Nur'u böyle alakadar düşe kalka devam eden kadın erkeğe söylüyorum. Size ben bu ders okurken bir cümle söylesem, benim bu cümlemin Risale-i Nur olmadığını anlamaz mısınız? Anlar.
Ama onlar hele hele günahlarla yorulmamış. Haram yememiş. Allah da özel yaratmış. Had ismi olup olmadığını tahlil ediyor. Çünkü İmam-ı Suyuti diyor ki, ben diyor hadisi duyduktan, ravilerini, delillerini yaptıktan sonra gece de Allah Resulü onaylamadıkça yazmadım diyor. Sahih Buhari öyle diyor. Üstad Hazretleri diyor ki, Buhari'de duymak, görmek, sahabeden işitmek gibidir. Mektubatta söylüyor. Bakın, ravileri yapıyor, ravileri delillendiriyor. Sonra da gece Resulullah'ı görmedikçe, onaylamadıkça, mesela bir hadisini söyleyeyim bir tane. Hacamatla alakalı, biraz meşgul olduğum için. Cumartesi hacamat olmayınız, helak olursunuz diyor. Bu şeyi duymuş. Bu Buhari'de geçiyor. Sahih Buhari Hazretleri, Allah Muhammed el Buhari, Allah mekanını cennet etsin yani. Bu ne biçim bir adamsa, hadisi delillendirmek için yaptıklarına bak ya, ayağı başımın üzerine olsun. Allah şu andaki bu temennimiz, duamızı onu haberdar etsin. Niçin bak bu böyle siteşkarı bahsedeyim, anlatacağım. Bir hadisin doğruluğu için hayatını verdi. Ben bunu doğru, ravilerini tamam. Ama gene şüphelendi. Cumartesi niye hacamat olmasın? Allah Resulü diyor ki helak olursun, ölürsünüz. Raviler tamam bakın, deliller tamam. Gene kanaat getirmemiş. Gitti hacamat oldu. Bakayım ölecek miyim, ölmeyecek miyim? Vasiyet bırakmış. Ölürsen bu hadis doğrudur. Ama ravileri tamam bakın, raviler tamam. El cevap doğrudur. Muhammed el Buhari diyecek. Doğru, öldü ya. Helak olacak. Ölürsünüz diyor, helak olursun. Cumartesi hacamat yapmayın. Tam çok korkunç bir şey hasta. Tam o gece çıkmayacak yani. Allah Resulü rüyasında görmüş. Ben diyor, benim sözüm sana ulaşmadı mı? Ulaştı ya Resulallah. Senin doğruluğunu hayatımla göstermek istedim ya Resulallah. Tam demek ki mutmain ol. Tamam, o benim sözümdür. Sıvazlamış, dua etmiş, sıhhat ve kalkmış. Kendisi yazıyor bunu. Allah beni kahretsin ben yalan söylüyorsam. Okuduğumu söylüyor. Osmanlıca Hacamat kitabından şey yaptım. Acayip bir... Ben bunlara nasıl bir hastayım ya? Ehl-i sünnet vel cemaat ulemasının alimleri böyledir arkadaşlar. Allah şefaatlerine mazhar eylesin. Ya Allah ayırmasın bizi onlardan. Ya himmetlerini bizim üzerimize eksik etmesin. Bana çok iyi yardım ediyorlar. Allah'a hamdolsun. Allah onlardan razı olsun. Evet. Şimdi bidalardan açıldı. Bidaha sünneti. Bidaların ve dalaletlerin istilası zamanında sünnet-i seniyeye, ben sünnet-i seniyeyi İslamiyet olarak izah ettim daha önceki derslerde. Eksik söylemişim. Hayır, İslamiyet değil ya. Sünnet-i seniye İslamiyet olsa sırf uymak mecburiyetindedir. Ama bazı sünnete uymamak bir bedel ödemek olmuyor. Bedel ödemiyorsa. Onun için sünnet-i seniyenin içerisinde İslamiyet de var ama sünnet-i seniye deyince tümü İslamiyet değil. Ama böyle bir müfessirin, bir tefsircinin şeyinden aldım. O cümle de benim değildi. Sünnet-i seniye İslamiyet demişti. Hayır. Sünnet-i seniyenin içinde İslamiyet de var ama İslamiyet'in emirlerinin yasaklarına uymak zorundasın ya, farz, vacip, farz ve haramların dışında o komplesi diyeceksin ki sünnet değil mi? Elbette ki o da sünneti seni ama belki yanlış anlaşılır. Mesela diyelim ki yeme içme İslamiyet'tendir. Ama bedeli yok yani. Yani bedeli haram olarak yok. Ama dünyada bedeli var. Mesela yemeği üfürerek yemek mekruhtur. Yemeği üfürerek yemek mekruhtur. Tamam. Peki bunu haram mıdır? Değildir. Haram değildir ama dünyada bedeli ağırdır. Ne diyor o? Hastalıktır. O zaman sünnet-i seniye zaten söyleyecek. Peygamber aleyhissalatü vesselamın emrettiği, haram dediği, helal dediği, yani hayatının tümü. Her şey. İslamiyet'teysek bu sefer yani İslam'ın beş esası diye anlaşılır diye ben şimdi tahsis ettim ama böyle bir tümü derseniz gene o sözümüz yanlış değil. Bir de okuyorum. Bidaların, dalaletlerin istilası zamanında sünnet-i seniyeye ve hakikat-ı Kur'aniye temessük edip hizmet eden
yaşayarak hizmete, temessük demek, temessük, yapışmak, eylem demektir Fatih. Bir daha söylüyorum, sünnet-i seniyeye ve hakikat-ı Kur'an'ı temessük edip hizmet eden, 100 şehit sevabını kazanabilir. Temessük eylem demektir. Yapışmak, eylem. Ey tembellik damarıyla yazıdan usanan ve ey Sofi Meşrep kardeşler. Bu iki hadisin mecmuu gösterir ki, böyle zamanda hakaik-i imaniyeye ve esrar-ı şeriat, şeriatın esrarına, sırlarına, hikmetlerine ve sünnet-i seniye hizmet eden mübarek halis kalemlerden akan siyah nur veya ab-ı hayat hükmünde olan mürekkeplerin bir dirhemi şühedanın 100 dirhem kanı hükmünde yevm-i mahşerde size fayda verebilir. Öyleyse onu kazanmaya çalışınız. Ona delil benim. Ey önceki seleflerim, selefteki abilerim, siz o kalemle yazmasaydınız bugün Hasan yoktu. Hasan bugün dersi yapamayacaktı. Öyle değil mi? Bana gelmeyecekti. Ey seleflerim, ey usullerim, ben asıllarım, mekanınız cennet olsun. Siz onu yazmasaydınız Hasan bugün ders yapacak mıydı? Yapmama ihtimali büyüktü. Ha sen de vazifeni öyle yap ki bizden sonraki nesiller onun gayretsiz yüzüne. Hiç adamda şahsiyet mi yoktu? Biz hiç uyarmadı. Hiç böyle evirip çevirdi, böyle kıvırdı, bilmem ne yaptı söyle. Net bize doğru söylemedi. Hayatlarına korktu. Ey zavallı ecdadım diyecek bana. Zaten ölecektin. Adam gibi olsaydın. Bir yere tasmayla bağlı olmaktan, tasmayla bağlı bir yere kalkıp ölmektense adam gibi bizi de ikaz etseydin. Senin de namını duysaydık ki şu adam şöyle dedi, bu budur demeyecek. Biz demiyor mu şimdi? E bak burada usta diyor, ey Sofi Meşrep kardeşler diyor. Risale-i Nur'la meşgul olmak, Kur'an okumak gibidir. Çünkü Kur'an'ın hakikatidir. Kur'an okumak sünnettir. İçini bilmek farz ve aramlar bilmek farzdır. Gayret arkadaşlar. İlle bir sokağa çık birisini anlat demiyorum. Evde oku kardeşim. Biraz önce manevi nizam makinesini anlatmadım mı? 174 işaret edeceğiz. Değil mi? Evde oku arkadaş. Ben boşuna okutturmuyorum. Mesela bazıları diyor ki hastalar. Ya abi bizi kitap okutturmak için söylüyorum. Yok vallahi senin ki kitaba ihtiyacı yok ki. Kitabın sana ihtiyacı yok. Senin var. Ben seni bir yere bağlamak istiyorum. Çünkü Asay-ı Musa diyor bütün sihir ve büyüleri iptal etme hasiyetine sahip. Kaçtı? Şu alar 754, 756'da ne diyor? Bütün dalaletlerin ve sihirlerin, büyülerin iptal eden Asay-ı Musa diye. Geçiyor mu geçmiyor? Peki ne yapıyor? Arkadaşlar o okunduğu zaman dünyanın manevi nizam makinesi değişiyor. Okudu mu 174? Musa Aleyhisselam'ın abi enfüsteki asası da kalem oluyor herhalde şimdi. Evet. Musa Aleyhisselam'ın asası eylem itibariyle Asa-i Musa, Musa'nın asası o kalemle ortaya çıkan işte o. Risale. Musa'nın asası kalem. Kalem yani. Nun vel kalemi ve ma yesturun. Tamam. Onlar yazmasaydı bugün biz bunları okuma ihtimalimiz çok zayıftı. Mekanları cennet olsun. Çoluk çocuğu var. Sungur abi hapishanede. Hanımı çocuğu tutmuş. Gidiyor bak. Hapishane kapısında gösteriyor. Bak sen böyle şey yaptın, içeri girdin ama bak biz ne perişanız. Çoluk çocuğum ben de perişanım. Yani tamam. Üstad Hazretleri çok hiddet etmiş bunu duyduğu zaman. Çok. Abdullah Yen abi sağ. Kendi söylüyor. Üstad'dan izin istiyor. Silah-ı rahim yapacağım anne babama demiş. Mektupla da olur demiş. O zaman mesaj yoktu. Silah-ı Rahim, Mübikat-ı Sefa'dan sayılıyor şeyde, Barla'da. Silah-ı Rahim anlamadı ki, Silah-ı Rahim, Rahim'le, Rahim'e bağlanmak, Rahim'le bağlı olmak. Silah-ı Rahim nedir? İman esaslarıdır. Silah-ı Rahim, İslam esaslarıdır.
Silah-ı Rahim sünnet-i seniyedir. Silah-ı Rahim hizmettir. Silah-ı Rahim mütedin anne babadır. Silah-ı Rahim biliyor musun? Sıla demek, bağ demektir. Rahim, Bismillahirrahmanirrahim'deki rahime, rahimin onayladığı bağ. Rahime bağ demektir. Oruç, silah-ı rahimdir. Allah ile bağdır. Bunu bir abi dedi ki düğünde, İrfan senin eski şeylerin, sana taş koyanların, yani seni inşa edenlerin, seni bina yapanların, yani sana iyilikleri olanların. Ben ne yaşlı, ben lisede okurken o zaman onun yanına da giderdik, bizi İstanbul gönderirdi Ankara'ya. 15 gün, 20 gün falan tatillerde hep giderdik böyle. Abi gönderirdi derse, okuma programları ya Nurculuk'ta çok meşhurdur okuma programları. Programında ona kaç defa gittim. Abiye 2-3 defa gittim, evet hatırlıyorum. Düğün de konuşmamı dinledi, bu Silah-ı Rahim'i anlattım. Düğün konuşma var ya, şeyde var, nokta nokta koçun düğün merasimi diye. Soy ismi koç, nokta nokta. Bir yavrumuzun, kızımızın düğününde konuştuk. O çocuğu tanımıyordum ama, o da Nurcuymuş ama biz bu tarafta olduğumuz için öyle dedik. O da oradaydı. O da erkek tarafın Nurcuların tanışıymış. Ben kız tarafın tanışıydım. Silah-ı Rahim'e girdi. Ondan sonra dedi ki, oturduk, konuşma bitti, geldik masaya, yemek yiyeceğiz. Sen kardeş, buyur abi. Senelerden beri dedi, okuyorum orayı, böyle bir abi ama. Bir düğün merasiminde bunu öğreneceğimi hiç tahmin etmezdim. Ben Silah-ı Rahim'i böyle bilmiyorum. Bir de ayrıca seni tebrik ediyorum. Kadınlar seferi mesafede yalnız çıkmasınlar, çok basa basa Allah bilmiyor muydu falan hiddet ederek anlat. Allah razı olsun, çok iyi yaptın. Ama diyor düğün merasiminde Silah-ı Rahim'i ben böyle anlattım da hiç tahmin etmezdim düğünde bunu öğreneceğim. Ben Silah-ı Rahim bilinen gibi anlıyormuştum. Peki Silah-ı Rahim anne baba ziyaret etmekse Hulusi abi anne babasını ziyaret etti, niye tokat yedi? Şefkat tokatlarında rütbeli gitti, Elazığ'a gitti, anne babasını gördü, öyle demiyor mu? Günah mı işledi ki tokat yedi? Ne yaptı? Hizmeti terk etti, anne babasına gitti, tokat yedi. Öyle mi değil mi? Evet, tamam. İster kafana yatsın, ister çarp, istersen topla. Nerene koyarsan koy. Böyle şefkat tokatlarına bakın görün. Anne babasına ziyaret etmeyi, günah işlemeye gitmedi. Haca tobestofullah, tamam. Anne babasına rütbeli gitti diyor, dünyana güldü diyor. O bir şey değil ki. Anne babasını ziyaret ederken o hiç ne yaptı? Hizmeti terk etti. Hizmeti terk etti, tokat yedi. Abi bize tokat gelmiyor. Ahirete kalıyor. Biz bırakmış kardeşim. Ha. Bak mesela. Sana vurabiliyor muyum? Yok. Buna vurabiliyorum. Tokat yakın olanlara vurulur. Yakın. Sana nasıl vurayım? Uzaksın. Allah bırakanlara bırakmış oluyor. Vurmuyor, ikaz etmiyor. Tokat ikazdır, ikaz. Hey, demek var ya böyle. Böyle vurmak ikazdır. Bakın, şefkat tokatın Allah aşkına, ustadın mesele neymiş? Neme lazım, aman insanlar gelmesin. Aman kendimi kurtarayım, evrat ve eskarımla meşgul oldum, tokat yedim. Diyor mu, demiyor mu? Peki ne alakası var ya onlar? Tokata sebep midir ya Kur'an okumak? He? Ya gelmeyin ya, nereden ya bu Ramazan'da şimdi? Cüzümü okuyacak, tamam, hakikaten öyle. Telefon geliyor, tanıdıklarımı açmıyorum. Ya kardeş açma, sen biliyorsun zaten. Yenilere daha çok şey yapıyorum. Bugün mesela şey söylüyor. Ya diyor, abi diyor, bilmeyerek yedim diyor. Sonra nasılsa bozuldu diye tekrar yedim diyor. Bilmiyor. Ha şimdi demek ki bakın şefkat tokatlarında başında ustadın tokat sebebi var. Hiç kimse gelmesi mağaraya çekilmiş, evrat eskarıyla zikriyle meşgul olmuş, tokat yemiş, çakmış Cenab-ı Hak, öyle. Hulusi abi anne babasını ziyarete gitmiş, hizmeti terk etmiş, çakmış ona. Konuşan yalnız da hakikatlerin sonunda da diyor ya abi, ben ne? Bu kadar bana eza cefa ettiler, anlamıyordum diyor. Sonra anladım ki hizmeti şahsi kemalatı malet etmekmiş. Aa bak aferin lan. Konuşan hakikattir. 96 ikinci emirde. Evet, ha şimdiye kadar 28 sene işkence, cefa, işte memleketlerine sürgün.
Anlamıyordum niye böyle kader. Meğer şahsi kemalatımı hizmete hizmete alet etmişmiş. Evet. Yani kemalata alet etmekmiş. Yani hizmete alet etmiyor. Hizmete alet ediyor. Demek ki hizmet esas arkadaşlar. Hizmet ama hangi hizmet? Herkes hizmet diyor. Bankada da yazmış. Hizmette sınırı yoktur diyor. O da hizmet. Ama nereye? Şere. Hizmet tanımlamasını kendi içinde yapılacak. Süleymancılığın hizmeti Süleymancılığın içinde arayacaksın. Lugatta aramayın. Süleymancının ehillerine soracaksın. Hizmet anlayışınız, cemaat hizmeti nedir? Ha o hizmet o. Nakşi tarikatının hizmeti, İslam hizmeti demiyor. Hizmet içine arayacaksın. Nurculuk hizmetini ehillerine gireceksin. Din hizmeti ise dinden bulacaksın. İlm-i usulü din, tamam? Yani edile-i şeriyede din hizmeti orada anlayacak. Dinin hizmetinin şeklini, çerçevesini Ahmet-i Mehmet'in kurguladığı, tasarladığı ve kendi anlayışının içinde aramayacaksın. Çünkü orada Allah yok. Ben yeni Almanya'da ne anladım biliyor musunuz? Yeni geldim ya. Trendeyim. Arkadaşlarla beraberiz. Bir grup geldi. Ondan sonra grupla tanıştık. Ve ateist olduklarını söylediler. Bütün tanrıları gömdük dedi. Bütün tanrılar öldü dedi. Baştakileri. Şey gidiyorlarmış. Avusturya'ya o dağa gidiyorlar kulübeye. Tamam mı? Böyle 7 kişi vardı herhalde. Veya 5'eydi. Yalan olmasın. Grup. Bütün tanrılar ölsün dedi. Biz tanrıları gömdük. Tanrıları gömmeye gidiyoruz dedi. Ya konuşmalarımızın içinde. Adam böyle diyor ha. Sonra bak ne anladım. Bunlarla konuşmaya başladık. Din konuşuyoruz. Dedi ki felsefe mi? Felsefe dedim. Sonra biraz da ilerledi. Bu değişik bir felsefe dedi. Tercüme ediyor ama konuşmuyorlar. Çok ilginç. Ben çünkü aldım sazı elime yani. Çünkü o mantığı ilk önce girdi kafasına. İşte bunu bu aklı yapan akıldan önce vesaire var ya böyle keskin mantıkları kullandı katrı füzesinde. Sonra dedi ki bu hangi felsefe dedi. Dedim din felsefesi. Daha önce gömmüştü ya yarım saat önce. Durdu. Ondan sonra lütfen devam et. İnanın bana, inanın, inene kadar 45 dakika ve 50 dakika konuştuk. Sonra söyledik. İslamiyet'in, İslam felsefesi olduğunu, şaşırdığını ve İslam'ı böyle bilmediğini itiraf etti. Konuştuk, kitap verdik ve neyse indik. Ne oldu bilmiyorum şimdi. Ne anlayacağım biliyor musun? Anlatacağım. Anlatacağım şu. Avrupalıların Tanrı'yı inkar etmeleri, dini inkar etmeleri senin anladığın Allah ve İslamiyet değil. O onların, ateistlerin inkar ettikleri Allah senin anladığın Allah değil. Papazların anlattığı Allah'ı inkar ediyorlar. Bunu anladım. Biz de diyoruz ki Allah'ı inkar ediyorlar. Hayır, Allah'ı inkar etmiyorlar. Papazın anlattığı Allah'ı inkar ediyorlar. Dedi ki bu Tanrı var dedi. Bu Tanrı var dedi. Sonra işte o cümlemi koydum işte o defterime. Tarihi ve trendeki yerimi de yazdım. Hepsinin tarihi şey olsun, vesika olsun diye. Koltuk numaramı da yazdım. Dedim ki Avrupalıların Allah inkarı ve Allah anlayışı senin Allah anlayışın değil. Papazların anlattıkları Allah'ı inkar ediyorlar. Senin Allah'ın değil. Onun için sen heyecanlanma. Allah, bunlar Allah'ı inkar ediyor. Allah'ı inkar etmiyorlar. Onlar tanrılarını inkar ediyorlar. Papazın tanrısını inkar ediyorlar. Çünkü öyle bir tanrı ki papazları papaz olarak gözüküyormuş. Kendileri de öyle diyor. Papazlar, din alimleri, Tanrı'nın görüntüleri, yeryüzündeki gölgeleri. Onun için bunların yaptıkları Tanrı'nın yaptığıyla tıpatıp aynıdır. Onun için para alır, afaroz eder, dinden seni çıkarır, dine koyar. Ben diyor, bir diyor, şeyin diyor, pastörün yani papazın dinden bir insanı çıkartma yetkisini, dine içeri almasını, dindar yapması yetkisini sahip olacağına inanmıyorum. Ve böyle Tanrı'yı da gömdüm diyor. Öldü bu Tanrı diyor. Şimdi İslamiyet'teki Allah mı şimdi bu? Nelere rastlıyorum ya? Sonra onu yaz demiştim. Evet.
can alıcı soruya geldi. Eğer deseniz hadiste alim tabir var, bir kısmımız yalnız katibiz. Hatta katipliği de olmayan var. Bir zat vardı, kimdi? Bekir abi. Adil cevazlı Bekir ağa. Okuma yazması da yok. Ama ne yapmış bunu söyleyin, siz söyleyin. Kitapları sırtına almış. Yok, ne yapmış? İsparta'nın hidayetine vesile olmuş. İntibahına nesine? İntibahına ve uyanmasına vesile olmuş. Şehrin okuma yazması yok, yazmamış. Ne yapmış biliyor musun? Ya şimdi seninkileri söyle. Kitaplar sırtına alıp gittiği yerlerde okut, bakın ne yazıyor burada. Bak demiş ki müftüye gitmiş. Müftü efendi demiş. Ya demiş. Nasıl yapmış? Ya bana bir yere okusan. Sen zaten biliyorsunuz. Siz zaten okuyorsunuz. İlmi hiç. Ya dedi. İşte ne anlas anlatayım. Bana buradan bir paragraf okur musun? Bana ne olacak lan bu kadar yalvardı bir ihtiyar adama. Bir ihtiyar adamın bu kadar yalvarmasına ne var bir paragraf okuyayım da ne olacak ya? Okuma yazmam yok dedi. Ne bana bir paragraf oku. Ondan sonra paragrafı adam okumaya başlamış. Allah Allah. O an bir paragraftı. Okuyor, o da dinliyor, okuyor. Ya demiş bunu bana ver, müftü. Ona gitmiş, 100 kişiden en az 70-80 kişi böyle dolar, işi buymuş. Koca bir şehrin intibana ve uyanmasına vesile olur. Şey diyor, ümmi fakat alemler işini gören diyor. Ümmi ama? Allamelerin işini gören diyor. Allamelerin işini gören. Ya bu nasıl bir sır ya Rabbi ya? Şimdi diyoruz ki, ya yaşına başına bakacaksın, konumuna bakacaksın, mazisinde de din böyle eğitim yok. Bakıyorsun 30 yaşında, 40 yaşındaki bir delikanlı, müftünün yaptığı tahribatı tamir ediyor. Otobüste baktım, davayı anlatıyor, trende anlatıyor. Ya bu acayip bir sır ya. Adam vazife yapıyor, 2,5 milyar hoca maaş alıyor, %90'ı böyle. Hocaların, çünkü işlerindeyim, ben beraberiz. Kızmasınlar, o da öyle. Kızan kendisi öyledir. Kızmayan öyle değildir. %90'ı ya kırtasiye açmış, namaz kıldırıp hemen kırtasiye geçiyor. Köylerde ise icara tarla almış, yarı yarıya. Köylüler hani şehre gidiyor ya, köylünün tarlasını alıp çoğusu da ezan okumuyor. Ben Yunanistan'da ezan okuyup namaz kılmadan çekip gideni hocayı gördüm. İsmet de şahit. Tam ezan okunuyor, biz girdik, adam çıkıyor, bizi görünce renk değişti. Hocam dedi, namaz kılacağız. Ben dedi şeker sulayacağım, şeker pancarını sulayacağım. Şeker pancarı diyorum. Pamuk. Pamuk sulayacağım dedi. Siz dedi iş yapın, idare edin. Hocam kılmadınız namaz. Hiçbir ses yapmıyor ki. Hadi neyse o Yunanistan'a mahrumiyet. Benim gittim memleketlerime, köylerime, her tarafa gidin. Köyünüze gidin. İcarcı olmuş. Şehre gidin. Ya kırtasiye açmış. Ya da tekstil şeyleri satıyor. Ya tuhaf bir dükkanı satıyor. Bir dükkan işletiyor yani. Veya birisi yanında çalışıyor. Hiç Allah'tan korkmuyor musun? O para haram olacağını bilmiyor musun? Senin vazifen orada memur gibi. Peki beklesen... Allah bilir kaç kişi böyle zile bastı. Beklesen de adam gelse de Kur'an okutsan. Orada bulunsan, bahçeyi sulasan, temizlik yapsan, görecekler de ulan burada bir adam vardı, iki kişi gelecek, hocayla iki kelime edelim. Yaşlıları, ihtiyarları, sakatları. Gelin, sokakta bir balta at ya, bir çocuk gör ya. Yavrum nasılsın ya? Vay, oğul, top oyna onunla. Dükkan işleteceğim, onunla top oyna. Arkadaş ol, dost ol. Nasıl kabire gireceksiniz? Ben hayret ediyorum. Ha. Ulemanın dedi değil mi? Ümmü ama. Allame. Ulema da değil. Allamelerin vazifesini yapmış. Hadiste alim tabiri var. Bir kısmımız yalnız katibiz. Cevap, bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan. Bir sene.
Sen yapamadın bir sene de 10 sene olsun ya 5 sene. Bir sene ustad yalan der mi tövbe estağfurullah? Din adına yalan olur mu? Mübalağa olur mu? Ya doğru, ya sıdk, ya sükut. Ya sus, ya doğru konuş. Sırrı bunda. Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek, anladı, kabul etmedi, sadakati yok. Kafasına göre hareket ediyor. Anlamak yetmiyor. Kabul ederek, yani sadık kalarak, buna sadık kalacaksın. Anladınız mı? Heh, bu çok önemli. Anlamak yetmiyor. Lugatını bildin değil. Kabul ederek, yani kabulleniyorsun. Benim hayat felsefem budur. Okuyan bu zamanın mühim, hakikatli bir alimi olabilir. Mühim ve hakikatli. Mesela ona bir misal vereyim. Çoğu ulemanın, çoğu kişilerin, dini cemaatlerin bile boğulduğu veya perişan olduğu soru ve aslın getirmiş olduğu tereddütlere cevapları olmadığı için, bulamadıkları için şüphe içindeler. Ben size, inanın bana, Rize bölgesinin 1982 bir cemaatin en büyük lideri. O bölgenin, bölge bir vesileyle tanışmıştık. Ben de çocuktum. Yani ona göre. Orada ben onun olduğunu bilmiyordum. Onun olduğunu bilmiyordum. Cenazede bir ders yaptım cenazelerinde. O oradaymış. Grubuyla gelmiş. Dinlemiş ve öldükten sonra dirilmeyi yaptı. Ders bittikten sonra kim oldu inanın ben İstanbul'dan izine gitmiştim. Tatilde. Dersten sonra delikanlı çarptılar beni. Gel delikanlı. Kur'an kurs hocası. Aynı zamanda Arapça ve hafızlık yetiştiriyor cemaatinde. Ve o da bir şeyde, ilçede kursun başında. O beldenin de hocası, imamıdır. Dedi ki, aynı böyle. Delikanlı dedi, sen Nurcu musun? Evet dedim. Ömür mü? Ben de hocayım dedi. Ondan sonra zaten kendisi ilahiler, Kur'an'la vesaire oldum. Dedi ki yarın işin var mı? Hocam dedim, hayırdır dedim. Ya dedi ben Kur'an kursu hocasıyım dedi. Falan kursa gelir misin? Aynı dersi çocuklara yapabilir misin? Tamam hocam dedim. Ondan daha büyük mukaddes iş yok. Bir gittim ben zannettim ki 5-10 kişi, 20 kişi, 30-40 kişi. Bütün çocukları teslim etti. Dev. Ölmüşse Allah merhamet etsin Mustafa hocam. Dedi ki ondan sonra anonsu yaptı, takdimi yaptı. O hoca baş hoca ama diğer hocalar da oturdu. Ben de 82'de genç daha tüyümüz çıkmamışlar işte. Ondan sonra haşir öldükten sonra dirilmeyi ders yaptı. Niçin anlattım? Asın imamının eserini okumasan iman tehlikede. Çünkü Kastamonu'da diyor ki Risale-i Nur ehli imanın imanını kurtarıyor. Garip garip bakma. Var değil mi? He? Ya hatırlamadım abi. Var. He? Ehli imanın imanını kurtarıyor. Kur'an ayette de var biliyor musun? Ya eyyellezine amenu aminu billah. Ey iman edenler Allah'a iman edin. Nisa suresine geçiyor. Bak. 35 miydi? Ha. 36. Ya eyyellezine amenu aminu billahi ve bi resuli vel kitabillezi nezele ala resuli vel kitabillezine enzele min kablu ilahir. Üçüncü, dördüncü sürenin, Sure-i Nisa, 136. ayet. Nerede? Bunu ben ekledim. Yok, tamam mı? Yapıştırdım. Ey iman edenler, Allah'a, peygamberine, peygamberlerine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba inanmakta sebat gösterin, iman edin. Sebat gösterin, biz parantez açmışız. İman edin diyor. Niçin koydum? Bak,
Sayfa 36 Kastamonu'da. Beşinci şua, umumun ve bilhassa ehli ilmin imanlarını tahsiye edip kurtarıyor. Ve çok atıfları da var. Şualar 578, Emir Davir 214, Mektubat 466, İnce Mesnevi Nuriye 120, Şualar 353, Kastamonu 80 ve 263. Bu mevzu. Risale 5. Şua, umumun ve bilhassa ehli ilmin, şimdi adam minare boyunda adam bekliyor Deccal, daha diyor. Mesela bir şey var, ustadın aleyhinde bulunduğu için açık olarak söyleyeyim, TGRT aleyhinde bulunuyorlar çok net. Onun için ben de böyle ifade edeyim, gerçi mukabele bir misil değil. Onlar daha Deccal'ı 500 sene bekliyorlar. Üçüncü bin olacak. Üçüncü binin şeyinde daha Deccal'ı bekliyorlar. Sorsak Deccal gelince ne yapacaktı, bundan başka ne yapacaktı, ne diyecek bilmiyorum. İşte başka bir tanesi var piyasada çok alim, onun ismini zikretmeyeceğim çünkü Risale-i Nur'a dosttur. Minare boyunda adam bekliyor. Daha dur diyor, Deccal gelecek. Minare boyunda, lan bu minare boyundaki bir adamsa onun bebekliği ne kadar olur? Mesela ben bu kadar doğdum, bu kadayım. E minare boyundaki adamı da doğuracak ana nasıl olacak? O tuhaf olurdu yani değil mi? İşte bak ne diyor? Umumun ve bilhassa ehli ilmin imanlarını tahsih edip kurtarıyor. Ne? Hangi risale? Hangi risale? Beşinci şua. Beşinci şuada ne var? Meselesi de öyle abi. He? Camiye girer diyor ya dabbede abi. Evet. Ehli imanı işte. Evet. Dabbetularz ehli imana şey yapacak. Bizim nurculara da girmiş dabbetularz. O kule de abi şey oluyor herhalde. Televizyon antenleri şeyler var ya dağlar. Kule gibi denkler işte. Oradan. İşte dabbetularz nurculara da girecek. Çünkü İman ve İslamiyet'in bereketiyle, bir tane de diyor, iman, İslamiyet, bir de sefahattan tecennüpleri. İman, İslamiyet, tamam. Sefahattan tecennüpleri, sefahattan uzak duran nurcu kurtuldu. Veya bir Müslüman kurtuldu. Sefahattan uzak olmayan her bir Müslüman dabbetül arzı vardır. Öyle değil mi? Ben uydurdum. Allah Allah. Şualar olsaydı söylerdim, şualarım yok. Eğer anlamasa da, tamam biz anlamıyoruz kardeşim. Burada ne dedi? Bir sene anlayarak ve kabul ederek okuyan, asıl mudakik, hakikat bir, ne olurmuş? Anladım. Mühim, hakikatli bir alimi olabilir. Ama biz anlamıyoruz. Ona da cevap veriyor. Eğer anlamasa da, madem Risale-i Nur şakirtlerinin bir şahsi manevisi var, şüphesiz o şahsi manevi bu zamanda, bu zamanın bir alimidir. Sizin kalemleriniz ise o şahs-ı manevinin parmaklarıdır. Kendi noktayı nazarımda liyakatsız olduğum halde haydi hüsnü zanınıza binaen bu fakire bu ustatlık ve tebaiyet noktasına bir alim vaziyetini verdiğinizden bağlanmışsınız. Ben ümmi ve kalemsiz olduğum için sizin kalemleriniz benim kalemim sayılır. Hadiste gösterilen ecri alırsınız. Saydınız. Demek ki biz alim değiliz, anlamıyoruz ve bağlılıkta da fazla şeyimiz yok. Ustad hemen başka bir çıkış yolu gösteriyor. İştirak-ı amal-i uhreviye, yani şarkta, garpta, kuzeyde, güneyde, doğuda, batıda, dünyada kabirde olsak bile cemaat birdir. Sebapları ortaktır. Bu sebaplara ortaklık şirkete hissen miktarı neyle ölçülür? İhlasla, sadakatla, takva ile, iştinab-ı kebair, hizmet, derecene göre. Buraya ne, bu beş taneye ne kadar lakan varsa o kadar sana sebap hissi gelecek. İşte böyle iştirak-ı amal-i uhreviyeye kalemlerinizle not alıyorsunuz, okuyorsunuz, ders yapıyorsunuz. Okumak, yazmak, üç tane diyor. Kastamonu 56'da. Okumak, yazmak, dinlemek. Tamam. Yazma geçti diyenlere, hayır. Yazma aynen devam ediyor. Yazıcı kardeşlerimiz bu vazifeyi yapıyor. Böyle itham etme. Etmiyorlar da ben farzım. Başka yazma illa Osmanlıca değil. Notları almıyor musun? Defterine kaydetmiyor musun? Yazıp çizmiyor musun? İşte bu.
Ya not almıyor musunuz ya? Not almıyor musunuz? Benim 21 tane defteri oldu. Özel defter hariç. Millete çıkarttığım, istifadelerine sunduğum. Koca dev, bu kadar kalın ve inci gibi ince yazıldığı halde. 21 tane. Yazıp çiziyorum. Şimdi beni niye mağdur ediyorsun yazmayı sırf o efendim eskide kaldı diyerek? Niye bak insanların istifadesine sundum. İstifade ediyorlar mı etmiyorlar? Ediyorlar. Yazıyorum, çiziyorum şeyi, şekli yaptım. Yazıyorum. İtiraz etseler bile sen dinleme kardeşim ben istifade edenlere şey ediyorum. Yazmak, not almak, Osmanlıca yazmak, Risale yazmak. Risale eskide kalmış nasıl dersin kardeşim yazsın adam. Risale diye abi, Risale-i Nur yazmak, okumak, okuduğunu, anladığını yazmak. Evet, doğru demiş. Peki, burada kaldık. Bu Risale'yi, bu dersleri kabul ederek, anlayarak okumayı Emirdağ 1-158'de biraz daha şerh ediyor. Ama zaman geçtiği için 158 Emirdağ 1. Orada ne diyordu bir bakayım da ondan sonra Fatiha'mı çekeceğim. 158. Okurken atıfla çalışacaksın ki şimdi kullanacaksın. Ona selam ederim. Risale-i Nur onun her müşkülünü halledebilir. Halisane teslimiyetkârını ona çalışsın, onu dinlesin. Bak Ahmet Mehmet'i dinleme. Senin, benim hocam da, abim de, liderim de Risale-i Nur dinliyor. Dolayısıyla ben bunu dinleyeyim deme. Sen kardeşim borulardan su alma. Menbaanı buldun. Ballar balını buldum. Kovanım yağma olsun. Sen bunu dinleyeceksin. Bunu dinleyeceksin. Ne yap ustad diyor. Risale-i Nur onun her müşkülünü halledebilir. Halisane teslimiyetkârını ona çalışsın. Halisane teslimiyet. Halis. İhlas. Onu dinlesin. Başka şeyi dinleme. Dinle. Bak abi okuması da yok. Bekir Ağa. Bekir Ağa bak ama bir şehrin intibahına ve uyanmasına vesile olmuş İsparta'nın. Yazması da yok ha. Sip dinlemesi var. Tamam. Üçünden bir tane olsun. Hadis-i şerifte var ya. Şu üç taneden olun. Dördüncüsü olmayın. Anlatan olun. Dinleyeni olun. Bunları da yapamıyorsan bunları seven olun. Dördüncüsü olmayın helak olursunuz. Ya dinleyici ol, ya okuyucu ol, hadise uyuyor bu. Ya yazıcı ol, dördüncüsü olma, helak olursun. Hadiste ne diyor? Ya anlatan olun, ya dinleyen olun, ya bunları seven olun. Dördüncüsü olmaya helak olursun. Ya okuyan ol, ya dinleyen ol, ya yazan ol. Bunları da hani bari ben dördüncüsünü ben ekleyeyim. Bari bunları yapanları seven ol, tenkit etme. Ne olur ya, yazmıyorsun yazmıyorsun, bir de yazanı tenkit ediyorsun ya. Allah'tan korkmuyor musun? Korkmuyor musun Allah'tan ya? Adam yazıyor, ulan roman mı yazıyor? Ya ne yazıyor? Tarih mi yazıyor? Risale yazıyor, yazsın ya, ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun? Ötekisi not alıyor, al kardeş. Kenarlarını al, defterini al. Yaz, bilgisayara yaz, gönder. Neşirdir o da. Ya Risale'nin hizmetinin bir ucunda ol da nerede olursan ol. Burada olmak şart değil. Buraya gelmek zorunda değilsin. Bir yerinde ol da ama halis ol. Halis olmak her şeyin doğru olması değil. Zihniyetin Risale-i Nur'a bağlı olsun. Aktarmalılar bulanıyor kardeş. Ben buraya işaret ediyorum. Ne olur beni taklit etme. Benim taklit etmeye çalıştığım okuduğum yeri ok. Çünkü ben insanım, şaşarım, şaşırttırırım. Aldanırım, aldatırım. Aldatabilirler beni parayla, ilaçla vesaire. Sen ne oldu bunu okuyacaksın. Ben de bunu sana işaret ediyorum. Ha, kim o? Ben kendimden örnek veriyorum. Herkese böyle bak. Kaynak bu mu? Kaynağı bulduktan sonra daha detayla ne uğraşacaksın? Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha temâs-selavâtu.